Federal Kürdistan yönetiminin Mesut Barzani'den sonraki güçlü adamı olan ve Kürt dosyasını elinde tutan Neçirvan Barzani, Erdoğan'ın Kürt sorunuyla ilgili yaptıklarının inkar edilemeyeceğini ancak daha yapılacak çok iş olduğunu söyledi. Milliyet yazarı Hasan Cemal'in 4 gündür süren yazı dizisinde bu kez Neçirvan Barzani konuşuyor. Röportajında barış için altından bir fırsat olduğunu vurgulayan Barzani, Erdoğan'ın %50 oy almasının önemli bir adım olduğunu söyledi. Kandil ve Erbil'de karşısına en çok barış için umut var mı sorusunun çıktığını kaydeden Hasan Cemal, bu soruyu Federal Kürdistan yönetiminin ikinci ismi Neçirvan Barzani'ye sordu. 1987'de kalp krizinden ölen babası İdris Barzani de yıllarını dağlarda geçirmiş çok önemli bir peşmerge komutanı. Kürt sorununun çözümü için barış için altından bir fırsat var diyen Barzani, neden sorusunu ise şöyle yanıtladı. Çünkü Tayyip Erdoğan %50 oy alarak zaferle çıktı seçimlerden. BDP de çok başarılı. Meclise 36 milletvekili seçtirmek kolay iş mi? BDP'liler de bu sonuçtan mutlu olmalı. Ayrıca unutmayın, Öcalan'la da çok konuştu devlet bugüne kadar. Barzani Türkiye'ye önerilerini ise şöyle sıralıyor. Artık Ankara'nın PKK realitesini görerek, bu realiteyi kabul ederek barışı planlaması. Ankara'da devletin çok değil, bugün artık tek başlı davranması, PKK'nin esas liderinin İmralı'da hapis bulunduğu gerçeğinin bir an bile gözden kaçırılmaması, Öcalan'ın İmralı koşullarının barış kapısının açılmasındaki büyük önemine göre kısa vadeli adımlar atılması, orta ve uzun vadenin planlanması, elbette Hatip Dicle'nin, KCK tutuklusu bağımsız milletvekillerinin durumu ve genel olarak KCK tutukları konusunda olumlu gelişmeler kaydedilmesi, 10 bin kişinin yaşadığı Mahmur kampı ile ilgili olarak bir iyi niyet gösterisi yapılması, Ankara ile PKK arasındaki güven bunalımını zamanla giderecek adımların mutlaka düşünülmesi. Top şimdi Ankara'da. Barış açısından altından fırsatın kullanılması için başlangıç hamlesinin Ankara'dan gelmesi lazım. Şu inkar edilemez. Başbakan Erdoğan Kürt sorunuyla ilgili olarak çok önemli işler yaptı. Büyük siyasi riskler alarak yaptı. Bunlar unutulamaz. Ama bitmedi. Daha yapılacak çok işi var barış adına. Değerli izleyenler, bundan